3 numaralı kapıdan içeri doğru giriyorum. Evet, girdik. Her gün buradan onlarca, bazen yüzlerce insan geçiyor. Ve buradan geçerken sanıyorum hemen hiçbiri bu acı manzarayı görmüyor. Siz görmeye başladınız mı? Evet, sanıyorum artık onları görüyorsunuz. Şu gördüğünüz üst kısımlarında delikleri, oyukları olan bu görmüş olduğunuz taşlar... Hepiniz hoş geldiniz. Arkamda muhteşem bir Osmanlı külliyesi var. Mimar Sinan'ın çıraklık eseri olarak adı geçen Şehzade Külliyesi. Aslında Kanuni Sultan Süleyman kendisi için yaptırmaya başlamıştı. Fakat oğlu Şehzade Mehmet, ki Hürrem Sultan'la izdivacından doğan ilk çocuğuydu, onu farklı seviyordu. Saltanatta yerine onu düşünüyordu. Ve onun tahta geçmesi için Veliaht Şehzade'nin kaldığı sancak olan Manisa Sancağı'na bile onu göndermişti. Fakat Şehzade Mehmet talihsizlik, kader bu ya, 22 yaşında aniden, hiç beklenmedik bir şekilde çiçek hastalığına yakalandı. Ve bu çiçek illetinden kurtulamayarak vefat etti. Sultan Süleyman Edirne'deydi bu haberi aldığında. Atına atladı. Dönemin tarihçisinin ifadeleriyle, 2 gün boyunca Edirne'den İstanbul'a at sürdü ve 2 gün boyunca gözünün yaşı hiç dinmedi. İstanbul'a geldi. Manisa'dan cenazesi getirilen oğlunun cenaze törenine katıldı. Kendisi için Mimar Sinan'a emrederek yapını başlattığı Şehzade Külliyesi'ni oğluna adadı. Ve artık burası Süleymaniye değil, Şehzade Külliyesi olarak adlandırılacaktı. Caminin kıble tarafına Şehzade Mehmet defnedilmiş oldu. Şimdi size bunları neden anlattım? Hep beraber Şehzade Külliyesi'ne geldik. Burada yürekler yakan bir manzarayı sizlere göstermek istiyorum. Şimdi Şehzade Külliyesi ile alakalı sıkıntılarımız yıllardır devam ediyor aslında. Bu gördüğünüz külliyenin, camisinin hem kıble duvarı hem de camisinin avlusu yıllarca kilitli kaldı. Yıllarca caminin yanına geliyorduk. Ya caminin kıble tarafında Şehzade Mehmet'in türbesi var. Kardeşi Cihangir'in kabri var. Şehzade Mehmet'in öldüğünde kundakta bebek olan kızı Hümaşah Sultan'ın kabri var. Sadrazam Rüstem Paşa'nın kabri var. 3. Mehmet'in oğlu Şehzade Mahmud'un kızı Hatice Sultan'ın kabri var. Ve daha kimler kimler. Biz bunları görmek istemez miyiz? Deliler gibi isteriz ama bir türlü göremedik. Yıllarca kapalı kaldı ve nihayetinde açıldı. Şükür kıble tarafındaki bu türbeleri görebildik. Bu restorasyon sırasında caminin orijinal tuvaletlerinin, o güzelim 5 asırlık taşları söküldü ve yerine gıcır gıcır bildiğiniz bizim sizin evlerinizdeki tuvalet taşlarından kondu. Ya Allah aşkına, bir tane yetkili insanın kafası çalışmaz mı? Mermer bu ya, 500 yıllık tarihi mermer. Eskidiği yok, bozulduğu yok, bir şey yok. O mermerleri söktüler, tuvaletlerin kenarına atıverdiler. Ve o şekilde yıllarca kaldı. O zaman YouTube, MuTube, Twitter, Facebook yoktu ki bunları yazıp size söyleyelim. Biz de bunları acı acı seyrettik. Ha, dilimizin döndüğünce söyleyeceğimiz insanlara söyledik. Ama heyhat, gelin görün ki o manzara o şekilde öylece kaldı. Sonra ne mi oldu? Sonra aradan yıllar geçti. O tarihi tuvaletlerin içinden çıkarılmış tarihi taşlar illaki bir yerde korunur dedik. Sonra geldik. Şehzadenin bu tarafına ben uzun zamandır uğramıyordum. Sonra bir uğradım, gördüm ki hakikaten o tarihi 5 asırlık tuvalet taşlarına bizimkiler öyle güzel korumuşlar ki. Hadi gelin hep beraber görelim ve ibretle seyredelim. Bakın o güzelim taşları ne de güzel korumuşlar. Şimdi Şehzade Külliyesi'ni görüyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz külliyenin yan kapılarından bir tanesi. Buradan girdiğiniz zaman şu uzakta görmüş olduğunuz kubbeli yapılar, kenarlarında bacaları da olan yapı, Şehzade Külliyesi'nin medresesi.
Hemen şunlar, duvarın hemen arkasında gördüğünüz şu kısım ise Şehzade Külliyesi'ne ait tuvaletler. Hem de orijinal tarihi tuvaletler. Giriyoruz içeri doğru. Bu arada Şehzade Külliyesi'ne geldiğiniz zaman burada hemen külliye duvarlarının dışında çok şirin bir park. İçinde Burmalı Mescidi göreceksiniz. Yani geldiğim yeri görmeniz için söylüyorum. Burmalı Mescidi'nin hemen yanından geldim. Ve bakın kapıda da 3 rakamı yazıyor. 3 numaralı kapıdan içeri doğru giriyorum. Evet, girdik. Her gün buradan onlarca, bazen yüzlerce insan geçiyor. Ve buradan geçerken sanıyorum hemen hiçbiri bu acı manzarayı görmüyor. Siz görmeye başladınız mı? Evet, sanıyorum artık onları görüyorsunuz. Şu gördüğünüz üst kısımlarında delikleri, oyukları olan bu görmüş olduğunuz taşlar Şehzade Külliyesi'nin orijinal 5 asırlık bizzat Mimar Sinan eliyle buraya konmuş olan tuvalet taşları. O Alaturka devasa, muhteşem tuvalet taşları. Ben hatırlıyorum, burası uzun yıllar kapalı kaldı dediğim gibi. Yani hem caminin, bakın şuradan caminin iç avlusuna giriyorsunuz. Hem iç avlu yıllarca kapalı kaldı. Hem de dış, hem de caminin kıble tarafındaki o eserler, yani türbelerin olduğu bölüm yıllarca kapalı kaldı. Daha sonra restorasyon yapıldı. Biz de çok sevindik. Medrese ziyareti açıldı. Çok güzel bir medresedir. Şehzadenin medresesi. Bakar mısınız şu manzaraya? Hakikaten çok özeldir. Mimar Sinan'ın bizzat Kayserili olduğunun delili bu medresenin içindeki döner kümbet formundaki şadırvandır. Mimar Sinan buradaki her taşı bizzat düşünmüş, planlamış ve bu şekilde yerli yerine koymuştur. Düşünsenize, Mimar Sinan'ın bizzat elinin değmiş olduğu o muhteşem taşlar. Şu tuvaleti bile bu köşeye estetik, gözlerden saklı ama işlevsel olarak yerine konduran Mimar Sinan'dır. Bu tuvaletlerde bir tamirat vardı ve içindeki tarihi taşlar tek tek yerinden söküldü. Burada bir yerde yığıntı halde duruyordu. O zaman yetkililere çok söyledik. Ya bakın bu taşlar niye böyle duruyor? Orijinal yerinde durmalı değil mi falan. Siz merak etmeyin, biz onları koruma altına aldık demişlerdi. Hakikaten çok güzel koruma altına almışlar. Hadi gelin tuvaletlere girelim. O tarihi tuvaletleri bir de yerinde biz görmeye çalışalım. Tuvaletler ücretsiz, bakım güzel, her yer temiz. Bakın Allah razı olsun. Yani ben böyle her gördüğüm şeyi kötüleyen, eden bir adam hiçbir zaman olmadım ve olmayacağım. Güzel şeyler varsa bunlardan da bahsedeceğiz. Ama olumsuz şeyleri de söylemekten hiçbir zaman geri kalmayacağız. Evet, tuvaletin kadınlar ve erkekler bölümü. Bakın tarihi tuvalet bunlar. Görüyorsunuz. Bakın gayet temiz. Bir cami tuvaletinde bekleyebileceğiniz en temiz durum. Ama içi gıcır gıcır fayans ve içinde gördüğünüz gibi tuvaletler bu şekilde. Yani hakikaten insan üzülüyor. Ya burası 5 asırlık Kanuni'nin Mimar Sinan'a yaptırdığı tuvaletler. Yani şimdi kalkıp da bu yeni taş buraya konulur mu? Eski taş buradan sökülür mü? Yani bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu yaparken acaba bu işe müdahil olan biri oldu mu, olmadı mı? Yani bu işin restorasyonunda bir uzman var mıydı? Çok merak ediyorum. İllaki vardı. Bir taşeron firmaya ihaleyle bu iş verildi mi? Verildi zamanında. Hepsi bellidir. Bir bakın kayıtlara, kuyutlara. Bu iş yapılırken bu tarihi taşları kim söktü? Kafasına göre mi söktü? Bir yetkili emir mi verdi? Emir verdiyse o yetkili kimdi? Onun üstü kimdi? Bunların hepsinin ortaya çıkarılması lazım. Afişe edilmesi lazım ki bir daha bu sıkıntılar işlenmesin Allah aşkına. Ya ben buraya girdiğim zaman şu gördüğünüz kesme taş, bu kesme taşın üzerine şu fayans kaplanır mı? Ya kaplanır mı? Mimar Sinan aptaldı, bilmiyordu. Kesme taştan yaptı. Siz akıllısınız, daha iyi biliyorsunuz bu. Bu ne biliyor musunuz? Daha temiz oluyor, daha estetik oluyor. Ya arkadaşım, estetik temizlik değil, 500 yıllık bu tarihi duvar. Bu duvarın üzerine şu gördüğünüz fayans olmaz, yapılamaz. Tarihi doku bozulur. Hani sizin gözünüze güzel geliyor diye bunu yapamazsınız. Bunlar doğru şeyler değil. Ya bak diğerlerini konuşmuyorum bile. Yani buradaki bu ayaklı lavabolardan, ne bileyim buradaki pimaş borulardan, çeşmelerden, bunlardan bahsetmiyorum bile. Yani şu tarihi dokunun bozulmaması lazım.
Ya ara ara böyle haberler çıkıyor, ediyor. Gebze Çoban Mustafa Paşa'da da çıktı bir haber geçen sene. Tarihi 5 asırlık duvarlara işte pisuvar çakmışlar diye. Aa, burada da var aynısı. Buraya da yapmışlar aynısını. Yani görmüş olduğunuz yerlere. Ya içinde onun döşemişler. Gördüğünüz gibi seramiklerle, meramiklerle. Olur mu ya? Taşı bir güzel kireçle sıvamışlar. Ya taş bu, kesme taş. Bu sıvanmaz, bu boyanmaz. Bu orijinal haliyle bırakılır. Doğrusu güzeli budur. Bunu yaparak siz bu mimari yapıyı fakirleştiriyorsunuz, çirkinleştiriyorsunuz. Bunların yapılmaması lazım. Ve tabii dönüyoruz, dolaşıyoruz. Yine bizim cehaletimize, yine bizim atalarımızı anlayamamamıza, onlardan kalan eserlerin benzerlerini yapmak şöyle dursun. Onların ortaya koyduklarını bile koruyamamıza geliyoruz. Bakın, tuvaletin kapısından azıcık dışarı doğru çıkıyorum ve kapının önündeki o insanın yüreğini yakan manzarayı bir kez daha görüyorum. İşte yerlerdeki taşlar. Kanuni Sultan Süleyman 1543 yılında 22 yaşındayken ölen oğlu Mehmet adına çevirmişti kendisine ait bu külliyeyi ve o külliye emin olun desenli minareleriyle ki çok güzeldir. Şehzade Mehmet'in Yivli Kubbeli Türbesiyle Mimar Sinan'ın Kayserili olduğunu gösteren döner kümbet formundaki medrese ortası şadırvanıyla, medresenin o intizamıyla, yanındaki imaretleriyle, İstanbul'un tam orta yerini gösteren külliyenin köşesindeki yeşil taşıyla ve daha nice nice özellikleriyle harikulade bir yapıdır. Mimar Sinan bu eseri ortaya koyduktan sonra bir daha bu plan şemasında bir ana kubbeye 4 yarım kubbeli bir eser bir daha yapmamıştır. Ama onun bütün takipçileri hep onu takip etmişlerdir. Sedefkar Mehmet Han'ın Sultanahmet Camii ya da Eminönü Yeni Camii gibi birçok eserde bunları ortaya koymuşlardır. Uzun lafın kısası, Şehzade Külliyesi camisiyle, medresesiyle, medresenin ortasındaki Mimar Sinan'ın özellikle koyduğu o muhteşem döner kümbet formundaki şadırvanıyla, caminin kıble duvarı önündeki birbirinden harika göz alıcı türbeleri ve bu türbelere ait sanatlarıyla hakikaten bize Osmanlı altın çağından çok şey anlatıyor. Bize düşen ne? O altın çağın çok iyi farkında olmak. Osmanlı'nın o muhteşem çağı ne şekilde yaşadığını bilebilmek, anlayabilmek ve onları büyük yıkımın amilleri öğrenip gençliğimizi öğretebilmek. Yani onların bize o dönem için özellikle bıraktığı eserlere sahip çıkabilmek. Sahip çıkabiliyor muyuz? Bir nebze. Ama hala çıkamadığımız o kadar çok şey var ki. Şehzade Külliyesi'nin o tarihi, Mimar Sinan'ın elinin değdiği tuvalet taşları bile hala yerlerde duruyor ve bizim kendi insanlarımız, düşmanlarımız, başka ülkelerin insanları değil, kendi insanlarımız bizzat bu işin vazifelileri o güzelim tarihi taşları yerinden söküp ayak yoluna, ayak taşı olarak koyuyorsa sanıyorum adam olmamız için, Osmanlı'yı layıkıyla anlayabilmemiz için daha birçok fırın ekmek yemek zorunda kalacağız.